Evet selamlar arkadaşlar hoş geldiniz 4 Mart 2021 Perşembe bugün şimdi dün iki yayın yapmıştım öğleden sonra daha doğrusu akşama doğru yaptığım yayında şunu söylemiştim Özellikle yayını açmamın sebebi bu Amerika 10 yıllık tahvil faizleri böyle bir anda tekrar yani gün akşam bir koşmaya başladı. Hani bırakın yükselmeyi 1.50'ye çıktı. Dolayısıyla bir uyarıydı aslında bir anlamda. Zaten hani böyle aniden bir yayın falan açtığında hani mutlaka önemsediğim bir şey oluyordur. Ve hani o yayını açmak istiyorum. Bir uyarıydı aslında. Ve borsalarda özellikle hani belli ki bu dalgalanma olacaktı Amerika piyasaları açıldıktan sonra. Ki öyle oldu. Ee işte hani hem Amerika işte sabah Asya bütün hani borsalarda böyle satışlar geldi. Yüzde iki, iki buçuk civarında satışlar olduğunu gördük arkadaşlar. Dolayısıyla da hani biz de piyasaya bugün böyle başladık. İşte bizde de mesela baktığımız zaman borsa tarafında 1523'lere kadar indi. BIST endeksi. Sonra işte 1535'lere gitti. Şu anda da 1530'larda şu anda saat 2.30 öğleden sonra saat iki buçuk yani şunu söylemek istiyorum o geçen hafta başlayan biliyorsunuz bu tahvillerdeki hızlı faizlerin hızlı yükselmesinden dolayı böyle piyasalar böyle acayip şey oldu yani böyle Fırtınalar bir yangın yerine dönüştü. Yani ortalık bir anda toz duman oldu. Ee, hani böyle hafta başına da sanki bu böyle biraz geçer gibi olmuştu. Ee, benim gördüğüm şu ki daha geçen hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani piyasalarda o dalgalanma hali devam ediyor. Hala bir sıkıntı var. Ee, hiç taşlar yerine oturmuş değil. Ben hani borsalarda da, e, borsada da daha doğrusu satış şu anda devam ediyor. Hani o yükseliş trendine girdi kısmı biraz şu anda diyemiyorum. Bunu diyemiyorum arkadaşlar. Şimdi bu 10 yıllıklar çok önemli. Çok önemli diyoruz. Çünkü bakın sene başına biz bu seneye başlarken bu tahvil faizleri %1'di. %1 bile değildi. Belki o civarda bir şeydi. Bir anda böyle 2 ay içerisinde hani tamam yavaş yavaş yükseliyordu. Okey burasını anlıyoruz ama hani bir gecede böyle 1.60'lara dayanması geçen hafta bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bakın mesela bugün Powell'ın bir konuşması var. Fed Başkanı Powell bir konuşma yapacak ve bu konuşmasında da ne bekliyoruz? bu tahvil faizleriyle alakalı ani yükselişlerle ilgili piyasanın yani neler beklediğini ve biraz da hani böyle piyasanın stresini alma yönünde bir konuşma aslında bekliyoruz. Fakat hani bu piyasanın beklentisi bakalım Powell hani bu konuşmayı yaptığında neler söyleyecek? Özellikle bu 10 yıllık tahvillerle ilgili neler söyleyeceğini bütün piyasa bekliyor. Dolayısıyla bugün Powell'ın bir konuşması var. Piyasalar açıldıktan sonra bunu bekliyoruz. Onu söyleyelim arkadaşlar. Çünkü bu hala risk içeriyor ve şu anda baktığımız zaman ne kadar bir 47. 1.47 yani böyle geçen giden hiçbir şey yok. her an böyle bir anda bir fırladığı zaman çok hızlı çıkıyor. hani neden çıkıyor kısmına baktığımız zaman işte dünyada bu enflasyon beklentileri artık hassafaya gelmiş durumda. Dolayısıyla da hani o kadar çok enflasyon yükselecek ki dolayısıyla da hani burada otomatikman bu da tahvil faizlerine yansıyor. Çünkü o rakamlar küçük kalıyor. Yani bu faizlerin yükselmesi gerekiyor. Öyle söyleyelim kısaca arkadaşlar. Peki e, tabii ki altın bundan etkileniyor. Ama altına geçmeden önce şu dolar endeksine de bakalım. Çünkü bizde içeride de dolar yükseliyor. Hani neden yükseliyor diye soranlarınız var. Şimdi arkadaşlar bu 10 yıllık tahvil faizlerim ne söyledik? Dolar endeksine bakalım. Şimdi dolar endeksi değerleniyor arkadaşlar. 91.168 bugün 0.22 civarda hatta 0.25 bütün gün değerlendirdiğimiz zaman bir yükseliş var dolarda. Yani bütün dünyada dolar değer kazanıyor. Değer kazanıyor. Yani fiyatı yükseliyor. İşte Japon parası karşısında, Euro karşısında Dünyadaki bütün para birimleri karşısında değerlendiğini görüyoruz. E, 91.168 oldu endeks. Bu endeks çok önemli. Şimdi de endekse geliyoruz alıyoruz. E, Türkiye'de bizim doların üzerine koyuyoruz. Dolar kurumuzun üzerine. İşte dolar kuru mesela bugün gün içerisinde şu an 7.45'te ama bugün 7.51'i test etti arkadaşlar. Yani 7.51'i gördü dolar. Evet. Dolayısıyla hani bu neden etkileniyor diye baktığımız zaman bir kere dolar endeksinin bir etkisi var. Yani dünyada dolar yükseliyor ve o da bizim içeride kurumuza yansıyor diye söyleyebiliriz. Ee, yani onun dışında da ben böyle aman aman hani bir yerden oradan buradan etkilenecek bir enflasyon rakamları açıklandı biliyorsunuz dün. Ee, şu anda Merkez Bankası'nın e, hani faiz arttırımı 18 Mart'ta olacak mı olmayacak mı kısmı çok önemli e, hale geldi. Ama mesela bugün Jip JP Morgan'ın bir şeyi vardı. Hani yeniden bir açıklama yaptılar. Türkiye ile alakalı Merkez Bankası'nın vereceği kararla ilgili. işte biz 100 bas puanlık bir faiz artışı bekliyoruz diye bir açıklamaydı bu. Bugün yayınladılar bunu. Yani biraz böyle merkez bankasının da faiz arttır. Hadi faiz arttıra da biraz böyle bankalar yani itmeye başladılar. Yabancılardan sinyaller gelmeye başladı. Biz istiyor muyuz içeride? Yani ayrı bir mevzu, ayrı bir konu. Çünkü işte kuru görüyoruz. Hani kur 6.96'lara geldi ama yani fiyatlar hala yükselmeye devam ediyor. Baktığımız zaman e, neticede hani kısa vadeli bir yerlerde tutabildik ve neticede gelmesi gereken noktaya yine geldi. Yani 7.50'ler bana çok uzak gelmiyor. Çünkü zaten biz 8.54'e giderken e, kur zaten bu civardaydı arkadaşlar. Yani hani bir gecede hani ansızın o 8.54'leri gördüğümüz zaman hatırlayın Kasım başına gidin. E ee, o zaman kur zaten bu civardaydı. Yani 7.40'lar, 7.50'ler vardı. Aradan geçmiş Kasım, Aralık, Ocak, şubat 4 ay geçmiş. Yani çok normal, çok normal görüyorum yani, yani bu bunun burada olması Yani affedersiniz yan, yani bu böyle. E, enflasyon da göz önüne aldığınız zaman gelen şeylere bir bakın. Enflasyon rakamlarına bir bakın. E, kurum burada olması kadar doğal bir şey yok. Ha aşağı 6.96'lara gitti yüksek faiz, yabancı girişi bilmem ne filan. Ama şu an tahvil faizlerin e, yukarıya gidiyor olması, yabancı çıkışı. Zaten borsalardan e, hani haftalardır e, yabancıların çıktığını görüyoruz. E, Diğer taraftan faizlerin yükselmesi, tahvil faizlerin yükselmesi geçen hafta ciddi bir çıkış oldu. O bizim faize gelen sıcak para böyle aniden onların da beklemediği çünkü bir ataktı bu. Yani beklemediği bir şeydi. Burada bir süre daha kalmayı düşünüyorlardı. Ee, hani oradan da bir çıkış oldu gibi bir durum var. Şimdi doların kaderini biraz Mart ayında Merkez Bankası'nın vereceği karar belirleyecek bir. İkincisi içeride e, baktığımız zaman... E, İçeride siyasi arenada e, mevzular biraz daha böyle sıcak e, seyrediyor. Öyle söyleyebiliriz. Yani çok sıcak sıcak gidiyor. Orada baya bir diyaloglar var. İşte ekonomik reform bekliyoruz. Reform paketlerini bekliyoruz. E, 2. Mart'ın 2. haftasından itibaren bakın. Bunların hepsi bu ay böyle Mart ayı gerçekten taşların böyle yavaş yavaş e, taşların yerine oturacağı değil bence. E, zaten şu an oynadı bunlar tamamen kalktı. E, ama yön belirleyeceği bir ay aslına bakarsınız her anlamda bana göre öyle borsadan tutunda ne kadar şimdi altına gelelim. E altın altın 1700 e, dün bugün şu anda 1715 dolar ons altın. E dün 1708 dolara kadar indi. 1700 doların daha altına görmedik arkadaşlar. Görür müyüz? Bakın eğer tahvil faizleri yukarı giderse devam ederse yukarı gitmeye diyelim ki işte bu bir anda tekrardan bir 60'lar bir 60'ların üzeri gibi rakamlar yakalanırsa bir 60'a bile gitse biz burada 10 saltını aşağı doğru giderken göreceğiz bunu hazırlıklı olun. Ee, ama ne kadar gider kısmını inanın hani bunu yani çok zor söylemek yani çok zor ne kadar gider yani 1700'ün altına gelir Tafil faizler yukarı çıkarsa ya bunu kimse bilemiyor muydu hiç kimse bunu tahmin et tabii ki bu tahmin edilebilir ee, bu hani olmayan bir şey değildi fakat insanların hani kimsenin tahmin edemediği şey şuydu bir gecede bir tahvil faizlerinin bu kadar yukarı çıkacağını bir anda kadar dengesiz hale geleceğini, bütün dünyayı etkileyecek hale geleceğini kimse çok da böyle net göremedi. Öyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama altın artık böyle diplerin diplerin dibinde. Belki buradan aşağıya bir tahvil faizlerine bağlı olarak bir 1700'lerin altında bir test edebilir. Ama hani artık oradan itibaren de bilemiyorum. Ben çok daha fazla bir düşüş beklemiyorum açıkçası kendi adıma. Ama yani bunun bir garantisi yok. Bunun bir garantisi yok arkadaşlar böyle deyince de tabii kızıyorsunuz kızanlarınız oluyor bize net bir şey söyle diye. Vallahi net bir şeyleri birileri zaten biliyor olsaydı onlar paraları zaten götürüyor olurlardı deyip konuyu kapatayım. Bu öyle bir şey değil. Senaryolar var. Senaryolar gerçekleşirse dediğim gibi yani ona göre de işte olması gereken şeyler oluyor ve devam ediyor. Şimdi gram altına baktığımız zaman bakın gram altın cıların şöyle bir şansı var. Yani onsta kalsaydınız onsta daha böyle aşağılara gitmiş olacaktınız ama içeride kur yükseliyor Allah'tan. Hani buradaki kur biraz gram altında hani böyle endişeleri, kaygıları biraz yavaşlatıyor. şimdi hep söylüyorum ben. Gramcıların doları da takip etmesi lazım çünkü dolar güçlendikçe gram tarafı da güçleniyor. Aslında siz altın gram altın aldığınız zaman e, dolara da yatırım yapmış oluyorsunuz bir anlamda öyle söyleyebiliriz arkadaşlar. İki taraflı destek alıyor çünkü e, yani yani ons tarafı böyle bile kalsa e, dolar tarafı güçlendikçe e, altının gram tarafı da güçlenir. E, nereye gider kısmı artık sormayın bana hani nereye gider kısmı e, o biraz bu ay biraz daha kendi net yavaş yavaş belli etmeye başlayacak. Bakın bu hafta Arkadaşlar şu anda biliyorsunuz 1.9 trilyonluk bu teşvik paketi geçti temsilciler meclisinden. Şimdi hafta sonuna bıraktılar senatoda görüşülecek hafta sonuna bıraktılar. Yani bugün günlerden perşembe işte hafta sonu herhalde cuma günü, cumartesi günü neyse hafta sonuna dediklerine göre hafta sonunda görüşülecek hemen bir şey çıkar mı? Bence biraz böyle aralarda bir gel git olacak. Yani Senato'da Cumhuriyetçiler çünkü karşılar. Cumhuriyetçiler hani bu paketin çok geçmesi taraftar değiller. Rakamın düşürülmesini istiyorlar. Eee dolayısıyla eeeten yani teşvik paketinin mesela ne olacağı kısmı da önemli çıkacak. Ama ne kadar çıkacak? yani Amerika bayağı bir uğraşıyor. İşte Amerika'da olan bir tane ne varsa hepimizi böyle ilgilendiriyor ve hepimizi şey yapıyor bütün rakamları da yansıyor arkadaşlar öyle söyleyebiliriz. Peki bakın Bitcoin Bitcoin dün 51 bin doları gördü. Yani 50 bin 900 bilmem ne dolar. ya yani 51 bin değil. Kripto para cephesine baktığımız zaman burada ne oluyor? Bakın dün 51 binlere koşuyorken bugün Bitcoin 49 bin dolara kadar indi. Ne alaka? Yani bütün piyasalarda bir düşüş var. Onu söyleyeyim ben size. Bir tek şu anda dünyada değerlenen Amerikan doları. Dolar değerleniyor. Yani dolar endeksi değerleniyor. Tahvil faizleri çıkıyor. İçeride kur artıyor. işte görüyorsunuz zaten. Dolar dünyada değer. Onun dışında bütün her şey bu hafta özellikle böyle her şeyin dalgalı olduğu günlerden geçiriyoruz, geçiyoruz. Bu Mart ayında altın aşağıya, borsalar dalgalı, emtia fiyatları yine aynı şekilde dalgalı işte kripto para cephesinde bile şey var. Yani bir düzeltme ve o düzeltmeden yani geçen hafta bir düzeltmeye girdi. Aşağılara kadar geldi biliyorsunuz. Bitcoin'le başladı kripto paralardaki düşüş. Ama daha toparlayamadı kendini. Dün böyle hafif bir başını kaldırdı. Sonra küt diye tekrar indirdi. Yani bu hafta bütün piyasaların beklediği şeyi söyleyeyim. Bir, bugünkü Powell'ın konuşması çok önemli olacak arkadaşlar. Çünkü Powell tahvil faizlere değinecek. Çünkü tahvil faizleri bütün piyasaları e, borsalar e, altın bütün piyasaları ve bütün rakamları etkiliyor. Buna değinecek. Bakalım nasıl neler söyleyecek. Geleceği ile e, alakalı neler söyleyecek. E, ben bir takım sorular da sorulabilir belki. E, çünkü gazetecilerin de katıldığı bir toplantı diye okudum. Yanlış okumadıysam. Orada belki soruların içerisinde umarım soru da alır. Yani ve soru filan da sorulursa çok iyi olur çünkü. Oradan da belki kendimize bir takım cevaplar bulabiliriz diye düşünüyorum. Ve teşvik paketi hafta sonu görüşülecek. İşte o teşvik paketi de çok önemli. Yani piyasaların beklentisi bu e, ay e, ve özellikle bu hafta çok çok önemli arkadaşlar onu söyleyelim e, bunları bekliyoruz ve hani Amerika piyasaların dışında bir de bizim piyasaların bir piyasalarda beklentimiz var şu an Merkez Bankası'na gözler çevrildi bir içeride e, siyasi da böyle diyaloglar çok hızlı bir şekilde e, hızlanmaya başladı işin e, bir de bu tarafı var e, dış politika dış siyasetle ilgili şu anda hani sıcak sıcak diyaloglar var, haberler var. Onları şu anda tek tek sizlerle paylaşmayayım. E, girip baktığınız zaman birçoğunu zaten kendiniz biliyorsunuz. Yani mart ayı böyle piyasaları belirlemek açısından, piyasaların yönünü gösterme açısından önemli bir ay olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. E, abone olmayan varsa abone olmanızı bekliyorum. E, ayrıca destek verenler için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz ve beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için teşekkür ediyorum. E, Hatice Kolçak Twitter adresim, e, Kolçak Hatice Instagram adresim buralardan da beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar çok iyi bakın. Kendinize tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.